Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. 2021 ehliyet sınav hazırlık sorularını çözmeye devam ediyoruz. YouTube kanalına abone olup YouTube kanalımızda kalarak sınavı geçebilirsiniz. %100 sizlere çıkacak soruları değerlendiriyoruz arkadaşlar, çözüyoruz. Nedim Şeker Akademi Instagram hesabı ve Ehliyet SRC özel güvenlik Instagram hesabından da takip edip çıkmış ehliyet sorularını çözerek %100 sınavınızı geçebilirsiniz. Sınavlara giren arkadaşlara şimdiden başarılar diliyorum. Sorularımıza başlıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Genel Müdürlüğü'nün görev ve yetkilerindendir? A. Çocuk trafik eğitim parklarını yapmak. B. Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek. C. Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak. D. Tüm karayollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek. Evet arkadaşlar, tüm karayollarındaki işaretlemeleri Karayolları Genel Müdürlüğü yaptırmaktadır. Denizli seçeneği doğru cevap. İkinci sorumuza bakalım. 2918 sayılı trafik kanununa göre ilk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar belgenin alındığı tarihten itibaren kaç yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilirler? A 2, B 3, C 5, D 10. 2 yıl aday sürücü olarak kabul edilirler. A seçeneği doğrudur. Üçüncü sorumuza geçelim. Ticari araç şoförünün aşağıdakilerden hangisini bilmesi çevreye olumlu katkı sağlar? A. Araç modellerini ve fiyatlarını. B. Şehirdeki yolları ve önemli yerleri. C. Ucuz ve kalitesiz yakıtın satış yerini. D. Trafik suçuna verilen para cezalarını. Tabii ki burada arkadaşlar çevreye olumlu katkı sağlar ticari araç şoförünü. Şehirdeki yolları ve önemli yerleri bilmesi der. Bursa seçeneği doğru cevabımız. Dördüncü sorumuza bakalım. Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır? A. Sürücüsüne hapis cezası verilir. B. Araç sahibine sadece para cezası verilir. C. İhtar edilir. Tekrarı halinde araç trafikten men edilir. D. Sürücüsü trafikten ömür boyu men edilir. Tabii arkadaşlar burada duman ve gürültü çıkarıyorsa rahatsız edecek şekilde ihtar edilir. Tekrarı halinde araç trafikten men edilir. Ceyhan seçeneği doğru cevap. Beşinci sorumuz. Kollarında 3 yuvarlaklı sarı bant bulunan ve beyaz baston taşıyan yayayı taşıt yolunda gören sürücü nasıl hareket etmelidir? A. Etkili şekilde korna çalmalıdır. B. Etkili fren yapıp yayanın dikkatini çekmelidir. C. Yayayı korkutmadan yanından hızla geçmelidir. D. Yavaşlamalı, gerektiğinde durup yayaya yardımcı olmalı. Evet arkadaşlar, burada da yavaşlamalı, gerektiğinde durup yayaya yardımcı olmalıdır. Seçeneği Denizli seçeneğidir. Hemen altıncı sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi bir kazazedede soluk yolunun açık ve solunumun yeterli olduğunun göstergesidir? A. Göğüs kafesinin hareket etmemesi. B. Kazazedenin bilinçli olması ve zorlanmadan konuşabilmesi. C. Solunumun hırıltılı ve horlama şeklinde olması. D. Solunumun yüzeysel ve çok hırıltılı olması.
Burada da dikkat edersek arkadaşlar, kazazedenin bilinçli olması ve zorlanmadan konuşabilmesidir. Soluk yolunun açık ve solunumunun yeterli olduğunu gösterir. Bursa seçeneği doğru cevap. Yedinci sorumuza geçelim. Aracın lastiği kontrol edilirken yukarıdakilerden hangileri dikkate alınmalıdır? 1. Basıncı, 2. Diş derinliği, 3. Hasarlı olup olmadı. Arkadaşlar, aracın lastiği kontrol edilirken basınç kontrol edilir. Diş derinliği mutlaka kontrol edilir. Lastiklerin diş derinlikleri bildiğiniz gibi 1.6 milim olmalıdır. Hasarlı olup olmadığı da kontrol edilmelidir. Burada doğru cevabımız Denizli seçeneğidir. 8. sorumuza bakalım. Yaya yolu bulunmayan karayollarında yayaların aşağıdakilerden hangisinde yürümesi zorunludur? A. Trafiğin yoğun olmadığı şeritte. B. Gidiş yönüne göre sağ bankette. C. Gidiş yönüne göre sol bankette. D. Taşıt yolunun en sağındaki şeritte. Evet arkadaşlar, tabii ki gidiş yönüne göre sol bankette yürünmesi zorunludur. Ceyhan seçeneği doğrudur. 9. sorumuz. Belediyeler yapım ve bakımından sorumlu oldukları karayollarında trafiği düzenleme amacıyla yukarıdakilerden hangileri temin ve tesis etmekle görevlidir? 1. Yer işaretlemeleri, 2. Trafik işaret levhaları, 3. Işıklı ve sesli trafik işaretleri. Burada da arkadaşlar dikkat ederseniz her üçü de belediyeler tarafından yapılması gereken işlerdir. Yerleşim yerleri içerisinde Denizli seçeneği doğrudur. Onuncu sorumuza bakalım. Kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur? Kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşan sürücüler öncelikle hızlarını azaltmalıdırlar. Uygun mesafede mutlaka durmaları gerekiyor. Sağını solunu kontrol ettikten sonra yollarına devam etmelidir. Hemen şıklarımıza bakalım. Hızlarını artırarak geçmeli. B. Uygun mesafede mutlaka durması gerekir. C. Demir yolu çok hatlı ise yavaş geçmesi. D. Demir yolu tek hatlı ise hızlı bir şekilde geçmesi. Tabii ki kontrolsüz demir yolunda mutlaka uygun mesafede durması gerekiyor. Cevabımız Bursa seçeneğidir arkadaşlar. 11. sorumuz, şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir? A. Sağa yanaş. B. Yavaşla. C. Hızlan. D. Dur. Hemen trafik polisinin hareketine bakıyoruz. Burada bakın, eli kolu yukarı kaldırılmış. Tabii burada ne diyor? Hızlan. Değil mi? Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. 12. sorumuz, şekildeki trafik işareti neyi bildirir? A. Ehli hayvanların giremeyeceğini. B. Ehli hayvanların yola çıkabileceğini. C. Vahşi hayvanların yola çıkabileceğini. D. Hayvanla çekilen taşıtların yola çıkabileceğini. Evet arkadaşlar, burada trafik işareti bize ehli hayvanların yola çıkabileceğini söylüyor. Bursa seçeneği doğru cevap. Hemen 13. sorumuza bakalım. Kontrolsüz kavşakla ilgili bir soru. Sık sık gelen sorular arkadaşlar. Şekildeki kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Hemen kontrolsüz kavşakta verilen araçlarımıza bakıyoruz. Kontrolsüz kavşaktaki sorularımız bildiğiniz gibi arkadaşlar,
kurallarla çözülen sorular. Dönüş yapan aracımız var ise en son geçer. Düz giden araçlar kendi sağındaki araçlara yol vermesi gerekiyor. Dönüş yapan iki adet araç varsa yine dönüş yapan dönüş yapanın sağındaki araca yol verir. Bakın burada geçiş hakkı sıralamasını sormuş. Dönüş yapan arkadaşlar bir numara. Bir numara olduğu için en son bir numara geçiyor. 2 ve 3 nolu araçlar var. 2 adet. Bakın 2'nin sağında 3 numara. En sağda 3 numara olduğu için önce 3 numara, sonra 2, daha sonra da dönüş yapan 1 numara geçiyor. 3, 2, 1 hangi seçenekte var? Denizli seçeneğinde cevabımız doğrudur. 14. sorumuz. Geceleri karayolunda seyrederken resimde görüldüğü gibi karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve karayolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştırmamak için uzağa gösteren ışıkların yerine hangisi yakılmalıdır? A. Sis ışıkları, B. Park ışıkları, C. Acil uyarı ışıkları, D. Yakını gösteren ışıklar. Evet arkadaşlar, bakın şekilde de gördüğünüz gibi sürücünün gözlerini kamaştırıyor. Burada uzağa gösteren farların yerine yakını gösteren farların yakılması gerekir. Denizli seçeneği doğru cevap. 15. sorumuz, hemen bakalım. Şekildeki gibi sağa dönüş yapmak isteyen sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? İkisi de sağa dönüyor bakın. A. Hızlarını azaltmaları. Bakın evet, her ikisi de hızlarını azaltması gerekiyor. Birisi ana yolda, birisi tali yolda. Dar bir kavisle dönmeleri, dönüşlerini en sol şeritte tamamlamaları, bulundukları şeritte en sağa yaklaşmaları. Evet arkadaşlar, her ikisi de sağa dönüş yaptığı için hızlarını azaltacaklar, dar kavisle dönecekler, bulundukları şeritte en sağ şeride sağa yaklaşmaları gerekiyor. Dönüşlerini en sol şeritte tamamlamaları yanlıştır. En sağ şeritte tamamlamaları gerekir. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 16. sorumuz, aşağıdakilerden hangisi tehlike uyarı işareti değildir? Bakın tehlike uyarı işareti olmayanı soruyor bize. Tehlike uyarı işaretleri üçgendi arkadaşlar. Yuvarlaklar ise trafik tanzim işaretleriydi. Burada Adana, Bursa, Ceyhan'da baktığımız işaretlerimiz tehlike uyarı işaretleridir. Denizli seçeneği ise trafik tanzim işaretidir. Yuvarlak olan. Hemen 17. sorumuza bakalım. Hususi otomobillere 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur? 1, 2, 3, 4. 3 yaş sonunda hususi araçlara her 2 yılda bir muayene yapılması gerekiyor. Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı TÜVTÜK firmaları şu anda arkadaşlar araçların muayenelerini yapıyor. Hangi bakanlık yapıyor diye bir soru geldiğinde de Ulaştırma Bakanlığı, ticari araçlar yılda bir, hususi araçlar 2 yılda bir muayeneden geçer. Hemen 18. sorumuza bakabiliriz. Evet, 18. sorumuzda yine bir trafik tanzim işareti gelmiş arkadaşlar. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? A. Bisiklet girişinin yasak olduğunu, B. Motosiklet girişinin yasak olduğunu, C. Sadece motosikletlerin girebileceğini, D. Motosikletler için hız sınırlamasının olduğunu. Burada bakın trafik tanzim işareti arkadaşlar yuvarlak kırmızı yasak demektir. Motosikletin girmesinin yasak olduğunu bize bildiriyor. 18. sorumuz Bursa seçeneğidir. Hemen 19. sorumuza geçelim. Şekildeki karayolunda bir numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? Bakalım, bulunduğu şeritte seyretmesi, B. Geçme sırasında hızını artırması,
C. Yol müsait ise önündeki aracı sollayarak geçmesi. D. Yol müsait değilse önündeki aracın sağından geçmesi. Evet, hangisi yanlıştır soruyor arkadaşlar. Bakın, sağından geçemez. Dikkat edin, sağında devamlı çizgi var. Devamlı çizgide sağ taraftan bakın buradan geçemez arkadaşlar. Yanlış olan Denizli seçeneğidir. Hemen 20. sorumuza geçelim. 20. sorumuzda yine arkadaşlar bir trafik işareti sorusu. Aşağıdaki tehlike uyarı işaretlerinden hangisi yaklaşılmakta olan soldan ana yola giriş olduğunu belirtir? Evet, hemen işaretleri okuyalım. Arkadaşlar, soldan ana yola giriş sorulmuş bize. Adana seçeneği soldan ana yola girişi bildiriyor. Bursa seçeneği kontrolsüz kavşak. Ceyhan seçeneği sağdan ve soldan ana yola giriş olduğunu de sağdan, bak soldan, bu çizgiler, bakın bu noktalar arkadaşlar, tali yollardan girişlerin olduğunu bize bildiriyor. Burada Adana seçeneği doğru cevap. 21. sorumuz yerleşim yerleri içerisinde azami hız sorulmuş arkadaşlar. Şekildeki aracı sormuşlar. Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir? Şekildeki aracımız otobüs arkadaşlar. Otobüsü D sınıfı araç ehliyeti olanlar kullanıyor. Otobüsler bildiğiniz gibi sürücüsü dahil, bakın, sürücü artı 17 koltuk sayısı eşittir 18 koltuk olan araçlarımıza otobüs diyoruz. Ve D sınıfı ehliyetli olan şoförler kullanıyor. Burada otobüsün yerleşim yeri içindeki azami hız sınırını sormuş. 50, 70, 80 ve 90 şeklinde. Arkadaşlar, otobüs, kamyon, otomobil, motosiklet, bakın, ve minibüsler yerleşim yerleri içerisinde azami hızları kaçtır? 50'dir arkadaşlar. Evet. Adana seçeneği doğru cevap. 22. sorumuz, aşağıdakilerden hangisi gözlük veya lens kullanarak görme yeterliliğine sahip olan sürücüler için doğrudur? A. Araç kullanırken gözlük veya lenslerini kullanmak zorundadırlar. B. Yalnızca şehir dışı yollarda gözlük veya lens kullanmak zorundadırlar. C. Yalnızca gece araç kullanırken gözlük veya lens kullanmak zorundadırlar. D. Bu tür adaylara sürücü belgesi verilmez. Evet arkadaşlar, araç kullanırken gözlük veya lenslerini kullanmak zorundadırlar. Seçeneğimiz Adana seçeneği doğru cevap. Hemen 23. sorumuza bakalım. 23. sorumuz yine bir trafik işareti sorusu. Yandan rüzgar sorulmuş bakın arkadaşlar. Şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır? 1. Hızını artırmalı. 2. Hızını azaltmalı. 3. Öndeki araçları geçmekten kaçınmalıdır. Evet, burada hangilerini yapmalıdır diyor bakın. Hızını artırmalı mıdır? Bakın, tehlike uyarı işaretlerinde hız azaltılır. Demek ki arkadaşlar, bir olmayacak. Birin olduğu şıklarımız yanlıştır. Adana seçeneği, Bursa seçeneği, Denizli seçeneği yanlıştır. Kalan sadece Ceyhan seçeneğidir. Doğru cevap. Hemen 24. sorumuza geçelim. 24. sorumuzda yine bir madde sorulmuş. Bakalım. Verilenlerden hangileri trafik kazalarında sürücüler için asli kusurlu sayılacak hallerdendir? 1. Geçme yasağı olan yerlerden geçme. 2. Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama. 3. Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma. 4. Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme. Evet arkadaşlar, burada
asli kusurlu sormuşlar. Bakın trafik kazalarında asli kusurlu sayılan haller hangisidir? Verilenlerden hemen burada baktığımızda da yine bu 1, 2, 3, 4 maddenin de asli kusur olduğu ortaya çıkıyor. Denizli seçeneği doğru cevabımız. Evet arkadaşlar, Instagram hesabından da bizleri takip edip ehliyet güncel sınav sorularını da oradan çözebilirsiniz. Nedim Şeker Akademi'den ehliyet sorularınızı çözebilirsiniz arkadaşlar. Evet. 25. sorumuz, kamyon çekici ve otobüs şoförleri araçlarına ait takograf kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren ne kadar süre ile araçlarında saklamak zorundadır? A 1 ay, B 3 ay, C 6 ay, D 1 yıl. Evet. Arkadaşlar, takograf kayıtlarını ne kadar süreyle saklamalı? Bir ay süreyle saklamalıdırlar. Adana seçeneği doğru cevap. Hemen 26. sorumuza geçelim. Verilen şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü hangisini yapması doğrudur? Bakın 2 numaralı araç hemen önünde azami hız sınırımız neyi gösteriyor arkadaşlar? 30'u gösteriyor. Okul bölgesinde 30. A. Bisiklet yolunu kullanması, B. Yayaları ikaz ederek bekletmesi, C. Sol şeridi şeride geçip yoluna devam etmesi, D. Bu bölgede azami 30 km saat hızla gitmesi gerektiğini bize bildiriyor. Evet, Denizli seçeneği doğru cevabımız. 30 km saat hızla gitmesi gerektiğini bize arkadaşlar bildiriyor. Denizli seçeneği. Evet, 27. sorumuz. İşitme yetersizliği olan sürücü adayı hangi durumda sürücü belgesi alabilir? A. Sadece şehir içinde araba kullanmak için. B. İşitme cihazıyla belli yeterliliğe ulaşabiliyorsa. C. Araç kullanırken yanında birisini bulundurmak şartı ile. D. Belli bir hızdan fazla seyretmemek şartı ile. Evet, bakın burada da İşitme cihazıyla belli yeterliliğe ulaşabiliyorsa. Evet, burada Bursa seçeneği doğru cevap. Hemen 28. soruya bakalım. Motorlu bisiklet, motosiklet sürücüleri ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisinin yapılması yasaktır? A. Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyretmesi. B. 2'den fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi. C. Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi. D. Geçme yaparken sinyal verilmesi. Yan yana 2 arkadaşlar, 2'den fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi nedir? Yasaktır. Bursa seçeneği doğrudur. Hemen 29. sorumuza geçelim. Nemli havalarda veya yıkama sonrasında benzinli aracın motoru zor çalışıyorsa aşağıdakilerden hangisi yapılır? A. Motora yağ eklenir. B. Far ampulleri değiştirilir. C. Arka cam rezistansı çalıştırılır. D. Buji kabloları ve bobin kurutulur. Evet arkadaşlar, burada yıkama sonrasında benzinli aracın motoru zor çalışıyorsa bujilere su kaçmıştır demek ki. Bobinde sıkıntı var, su kaçmış. Buji kabloları ve bobin kurutulur seçeneği doğrudur. Denizli seçeneği. Hemen 30. sorumuza geçelim. 30. sorumuz araç tekniği sorusu. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? A. El freninin çekili olduğunu. B. Yağ basıncının çok düştüğünü. C. Motor hareketinin çok yükseldiğini. D. Şarj sisteminde bir arıza olduğunu. Evet arkadaşlar, burada da gördüğünüz gibi el freni çekili olduğunu bize gösterge gösteriyor. Evet, buna da dikkat edelim. Özellikle direksiyon sınavlarında arkadaşlar, sınava başlamadan önce mutlaka el freninizi indirin. Sinyali unutmayalım. Evet, sinyali verdikten sonra aracın kalkış videsi birinci videste kalkalım. Evet.
Hemen 31. sorumuz, aşağıdakilerden hangisi süspansiyon sisteminde yer alır? A. Şaft, B. Debriyaj, C. Amortisör, D. Diferansiyel. Bakın arkadaşlar, şaft, debriyaj, diferansiyel. Evet. Süspansiyon sisteminde yer almaz. Ne alır? Amortisör alır ve kasislerden geçerken amortisörler devreye giriyor. Ceyhan seçeneği doğru cevabımız. 32. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi motorun harareti yükseldiğinde yapılması gereken işlemlerdendir? A. Motorun üzerine su dökülmesi. B. Klima çalışıyorsa kapatılması. C. Motorun stop edilerek soğuk su ilave edilmesi. D. Motorun stop edilerek soğuk antifriz ilave edilmesi. Tabii arkadaşlar, motorun harareti yükseldiğinde yapılması gereken işlemlerden, tabii ki burada arkadaşlar klima çalışıyorsa kapatmak gerekir. Bursa seçeneği doğru cevabımız. 33. sorumuza geçelim. Benzinli motorlarda aşağıdakilerden hangisinin tırnakları arasında oluşan kıvılcımla silindir içerisindeki yanma olayı başlatılmış olur? A. Buji, B. Flaşör, C. Distribütör, D. Kontak anahtarı. Benzinli motorlar dediğine göre arkadaşlar, hemen aklımıza ne geliyor? Buji geliyor, değil mi? Benzinli araçlar buji kanalıyla kıvılcım yaratarak ateşleme yaratıyor, meydana getiriyor. Ama dizel araçlarda enjektör püskürtme kanalıyla, değil mi, ateşlemeyi başlatıyor oluyor. Yani burada Adana seçeneği doğru cevabımız. 34. sorumuz yine araç tekniği sorusu. 4 zamanlı benzinli motorlarda zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir. Emme zamanı, sıkıştırma zamanı, ateşleme zamanı, egzoz zamanı. Buna göre hangi zamanda yakıt hava karışımı pistonla sıkıştırılır? Bakın, yakıt hava karışımı. Emme zamanı, sıkıştırma zamanı, ateşleme zamanı, egzoz zamanı. Sıkıştırma arkadaşlar, yakıt hava karışımı pistonla sıkıştırma zamanında meydana gelir. Bursa seçeneği doğru cevap. Hemen 35. sorumuza geçelim. Aşağıdaki lambalardan hangisi yanması motorun hemen durdurulmasını gerektirir? Bakın arkadaşlar, burada aküyü görüyoruz. Artı ve eksi kutup başları, artı kutup başı eksi kutup başına göre daha kalındır. Şarj lambası, park lambası, sol sinyal, sağ sinyal. Evet, burada bize şarj lambasının yandığını gösteriyor. Adana seçeneği doğrudur. Evet, 36. sorumuz. Araç lastiklerinin yetersiz şişirilmesi aşağıdakilerden hangisine neden olur? A. Radyatör peteklerinin tıkanmasına, B. Şarj lambasının yanmasına, C. Yakıt tüketiminin artmasına, D. El freninin arızalanmasına. Evet, burada arkadaşlar lastiklerin yetersiz şişirilmesi neye neden olur diyor. Bakın, lastiklerin fazla ya da az şişirilmesi arkadaşlar araçlarda fazla yakıt yakmaya sebeptir. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Hemen 37. sorumuza bakalım. Frenleme esnasında aracın bir tarafa savrulması aşağıdakilerden hangisinin bozulmasından kaynaklanır? A. Fren ayarının, B. Subap ayarının, C. Diferansiyel ayarının, D. Vites kutusu ayarının. Evet, burada da frenleme ile ilgili soruna göre fren ayarının, değil mi arkadaşlar? Evet, cevabımız Adana seçeneğidir. 38. sorumuz. Araçta kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisini artırır? A. Sürüş konforunu, B. Trafik kaza riskini, C. Direksiyon hakimiyetini, D. Aracın yol üzerinde tutunmasını. Kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin kullanılması
Trafik kaza riskini artırır. Arkadaşlar Bursa seçeneği doğrudur. 39. sorumuz. Hayatın kurtarılması amacıyla olay yerindeki kazazedeye tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan eğitim almış kişiye ne ad verilir? A. Sürücü B. Girişimci C. Trafik polisi D. İlk yardımcı. Evet, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle ilaçsız uygulamayı yapan kişi eğitim almış kişi arkadaşlar ilk yardımcıdır. Denizli seçeneği doğru cevabımız. Hemen 40. sorumuza geçebiliriz. Bakalım. Kaza sonrası olay yerini değerlendirmenin amacı aşağıdakilerden hangisidir? A. Sağlık personeli niteliğinin kazanılması. B. Kazazedelerin özel yaşamlarıyla ilgilenilmesi. C. Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması. D. Kaza yapmış araçların cins ve modelinin tespit edilmesi. Tabi burada arkadaşlar tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılmasıdır. Ceyhan seçeneği doğrudur. Evet. 41. sorumuz. İlk yardımcının insan vücudu yapısı ve işleyişi konusunda bazı temel kavramları bilmesi yapacağı müdahalelerde bilinçli olmasını kolaylaştırır. Buna göre kalp, kan damarları ve kan vücudumuzdaki hangi sistemi oluşturan yapılardandır? Bakın bize sordukları soru kalp, kan damarları ve kan vücudumuzda hangi sistemde yapı taşıdır? Arkadaşlar dolaşım sistemi, hareket sistemi, sindirim sistemi, solunum sistemi, dolaşım sistemi içerisindedir. Kalp, kan damarları ve kan. Arkadaşlar Adana seçeneği doğru cevap. 42. sorumuz yine ilk yardım sorusu. Şekilde verilen pozisyonun adı nedir? A. Alt çene pozisyonu. B. Koma pozisyonu. C. Şok pozisyonu. D. Baş çene pozisyonu. Bakın şeklimizi görüyoruz. Evet. Baş çene pozisyonu değil mi? Evet. Denizli seçeneği. Baş çene pozisyonunda kazalarda hayati tehdit eden durumlarda ve bilinci kapalı hastalarda uygulanmaktadır. Çoğunlukla dilin geriye kaçmasını ya da soluk borusuna yabancı cisim kaçması arkadaşlar. İşte metal kaşık, yüzük vesaire gibi olağan dışı durumlarda soluk borusunu rahatlatmak amacıyla baş çene pozisyonu verilir. Denizli seçeneğinde cevabımız doğrudur. Hemen 43. sorumuza bakalım. Kanamanın fazla olduğu bacak yaralanmalarında kanamayı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir? A. Kasık iç kısmı. B. Bacak dış kısmı. C. Dizin ön üst kısmı. D. Karnın ön üst kısmı. Evet. Burada arkadaşlar kasık iç kısmıdır. Cevap Adana seçeneğidir. 44. sorumuza bakalım. Konuşamıyor, nefes alamıyor, rengi morarıyor, acı çekerek ellerini boğazına götürüyor. Verilen bulgular kazazedede aşağıdaki durumların hangisinin olduğunu gösterir. A. Koma hali, B. Uykuya eğilim, C. Solunum yolunun yabancı cisimle tıkanması, D. Dolaşımın durması, kalp atımlarının alınamaması. Konuşamıyor, rengi morarmış, acı çekerek ellerini boynuna götürüyorsa arkadaşlar burada bir ne var? Tam tıkanma, hemlik manevrası, karına bası uygulama kanalıyla yabancı cismi, tıkanan cismi atmamız gerekiyor. Burada da solunum yolunun yabancı cisimle tıkanması söz konusudur. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Evet, 44. sorumuz Ceyhan seçeneği. 45. sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan bir hastanın solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabilir? A. Çenenin kasılması. B. Vücudun kasılması. D. Dilin geriye kaçması.
D. Baş çene pozisyonu verilmesi. Bilinç kaybı olan bir hastanın solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabilir. Tabii ki bu da arkadaşlar dilin geriye kaçması olabilir. Ceyhan seçeneği doğru cevap. Hemen 46. sorumuz, son sorulara doğru geliyoruz. Arkadaşlar 50 soru çözüyoruz. Delici karın yaralanması olan bir kazazedenin bilinci yerinde ise verilecek pozisyon nasıl olmalıdır? Bakın şeklimiz delici karın yaralanmasında A. Yan yatış, B. Baş yanda yarı yüzüstü yatış, C. Bacaklar karna bükülü sırt üstü yatış. Bakın aynen bu şekilde olduğu gibi cisim kesinlikle çıkarılmaz. Olduğu gibi hastaneye ne yapmamız gerekiyor? Tampon uygulayarak, temizleyerek göndermemiz gerekiyor. Bacaklar yerden 30 santim yüksekte sırt üstü yatış. Bu şok pozisyonudur arkadaşlar. Bacaklar 30 santim yukarıda olacak şekilde değil. Evet, Ceyhan seçeneği doğru cevabımız. 47. sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi şoka girmiş kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulaması değildir? A. Rastgele hareket ettirilmesi, B. Hava yolu açıklığının sağlanması, C. Kanama varsa hemen durdurulması, D. Sırt üstü yatırılarak ayaklarının 30 santim kadar yükseltilmesi. Evet arkadaşlar, burada şoka girmiş kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulaması değildir. Dikkat edersek 30 santim ayakların yükseltilmesi şoktur. Kanama varsa hemen durdurulması gerekir. Hava yolu açıklığının sağlanması gerekir. Rastgele hareket ettirilmez. Doğru bir hareket değildir. Adana seçeneği doğru cevabımız. 48. sorumuz. Yine bir ilk yardım sorusu. Açık kırık ile ilgili olarak verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenir? Verilenlere bakalım. Bir, deri bütünlüğü bozulmuştur. İki, kanama ve enfeksiyon tehlikesi yoktur. Açık kırıkta deri bütünlüğü bozulmuştur. Doğrudur arkadaşlar. Kanama ve enfeksiyon tehlikesi yoktur diyor. Yanlış, vardır. Evet, bize doğru yanlış şeklinde sorulmuş. Bir doğru, iki yanlış. Hemen şıklara baktığımızda Adana seçeneği doğrudur cevabımız. 49. soru. Normal hayatında emniyet kemerinin olası bir kazada hayat kurtardığını bilen ve bu bilinçle emniyet kemerini takan bir kişi, hayatında yolculuk ettiği kişinin etkisiyle emniyet kemerini takmayabilir. Yukarıda verilen ifade aşağıdakilerden hangisinin sebebidir? A. Diğer gamlık, B. Psikolojik etki, C. Saygı, D. Öfke. Evet, takmayabilir. Acaba yanımdaki arkadaş bana ne diyebilir, değil mi? Başkasından etkileniyor. Psikolojik bir etkiyi söz konusu olabilir. Bursa seçeneği doğrudur. Hemen son sorumuz arkadaşlar. 50. sorumuz yine trafik adabından gelmiş. Trafik kazası sadece maddi hasarlı bile olsa, yaşanması hiç istenmeyen ve kazaya karışan sürücüleri psikolojik olarak olumsuz etkileyen bir durumdur. Buna göre kaza sonrası tarafların birbirine hangi şekilde davranması halinde meydana gelen kaza ile ilgili sorunlar daha kısa sürede çözülecektir. A. Asabi, B. Aşırı tepkili, C. Kaba ve saldırgan, D. Saygılı ve nezaketli. Tabii ki arkadaşlar, trafik kazası olduğu zaman saygılı ve nezaketli davrandığımız zaman olaylar daha kısa sürede çözülecektir. Denizli seçeneğimiz doğru cevabımız. Hemen evet arkadaşlar, kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. 2021'de sizlere çıkacak örnek sınav sorularını kanalımızda çözebilirsiniz. Hepinize başarılar dileriz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Başarılar diliyorum.